aşkın köklü geçmişinde, farklı kültürleri ve inançları bereketli topraklarında yaşatan Tarsus, çeşitli renklerin göz alıcı ahengiyle güneyde bir yıldız gibi parlıyor. Şu anda bulunduğumuz yerin önemi nedir? İsterseniz anlatmaya başlayalım. Şimdi Tarsus, tarihin başından beri ki yapılan çalışmalara göre 4000 yıllık bir kent. O kurulduğu zamanki ismini aynen koruyan şehir. Çukurova'nın kıyısındaki Tarsus o dönemlerde denizin kıyısındaydı. Hem bir liman kentiydi, hem bir metropol kentti. Örneğin Romalılar zamanında Tarsus coğrafyasının en büyük kentiydi. Kalesi, stadyumu, hipodromu, yürüyüş yolları, ticaret merkeziydi. Muhteşem bir kentti yani. Şimdi o kent tabii ne oldu? Zaman içerisinde tahrip oldu gitti. Şu an bulunduğumuz yer o tarihi Tarsus kente giren Baç'ın anlamı vergi anlamında galiba. Şimdi 19. yüzyıl sonlara gelinceye kadar yöremizdeki bütün kentlerde veya ana yol kavşaklarda gümrük kapılar vardı. Vergi veriyorsunuz. Diyelim ki yani bir sürü bavar, keçi veya koyun girerse onun bir miktar vergisi var. İnsanlar da vergi alınıyor. Anlamı vergiler o bölgedeki valinin veya da yetkililerin maaş kaynağı oluyor. Burası Baç Köprüsü. Adana'daki Taş Köprü'nün küçük bir örneği. Evet, onu söyleyeceğim. Mimarisi de benziyor zaten hocam. Evet, küçük bir örneği. Bu köprü üzerinden Zafer nice ordular geçti, kervanlar geçti, ağıtlar söylendi, türküler söylendi. Tabii dil burada köprüyle beraber çok anlamlı bir olayı yaşandığının izleri var. Bak ileriye baktığın zaman bayrağı da dalanıyor. Evet. Arkada bir şehitlik var Zafer. Burası tesadüfen bunlar olmuş değil. Yani burada bir olay yaşandı. Evet hocam, isterseniz biraz şehitlikten de bahsedelim. Gerçekten Türk milleti için çok önemli yerlerdir şehitlikler. Tarsus'taki şehitliğin anlamı nedir hocam? Burada neler yaşandı? Şehitlik gibi olmasının sebebi Fransa'nın Çukurova'yı işgali esnasında. Temmuz 1920 başlarında artık yaşamanın çok zorlaştığı, Adana şehrinin yakılıp yıkıldığı, İnsanların Toroslara karşı kaç vardır. Tarsus'ta yaşanıyor idi. Burada da can güvenliği yoktu yani. Fransız ordusu topları eshab-ı kefe üzerine falan yerleştirmişler. Etrafa bombalanıyor, uçaklar bomba atıyor. Yani burada can güvenliği yoktu. 20 Temmuz 1920 tarihinde ve onu izleyen günlerde Tarsus yöresinde bir büyük Kuvayi Milliye topluluğu var. Molla Kerim müfredisi veya Çeliktaş müfredisi. Bu müfredinin bünyesinde 200 aşkın Kuvayi Milliyeci var. Bunlar bu köprü tutuyorlar. Zaman zaman Tarsus'a saldırıyorlar. Geri çekiliyorlar. Yani Fransa'ya en büyük vurkaçı burada yapıyorlar idi. Temmuz ayının sonlarında Adana'dan bir Fransız taburu geldi Tarsus'a doğru. O taburun içerisinde diyelim en az 1000 asker düşünebiliyor musun? Tank var, uçaklar var, çok büyük bir kuvvet. Tarsus'a girerken Molla Kerim müfredisi çembere alındı, iki parçaya ayrıldı. Yakalanan Molla Kerim arkadaşlarının elleri zincirle bağlandı. Buradan onlar yürürlerken yakın mesafeden makinalı tüfeklerle atış yaparak Molla Kerim ve arkadaşları Molla Kerim köften aşağı atlayaraktan suların içerisinde yani son nefesini verdi. Şu an köprünün olduğu ya Zafer, altta herhangi bir ırmak falan akmıyordu ama evet, eski Tarsus şeyi buradan akıyordu. Dolayısıyla tarihi bir mekandır burası. Bu köprünün üzerinde bu olay yaşandı ama aşağısında da buradan akan suların içerisinde yani bir şehidimizin cesedi vardı. Buradaki sular şehit kanıyla sulandı. Hemen geriye baktığımız zaman o şehitliğimizde de hani kırmızı al renk, Türk bayrağı, şehit kanlarını ve mücadeleyi anlatır. Bunlar hep bir yapan bağlantı konulardır. Yani burası hem bir şehitlik hem bir tarihi mekan. Baş Köprüsü ve Tarsus tarihindeki iz bırakan ve bugün hayatta olan en önemli yer burası. Thank you.
Yılı aşkın köklü geçmişinde, farklı kültürleri ve inançları bereketli topraklarında yaşatan Tarsus, çeşitli renklerin göz alıcı ahengiyle güneyde bir yıldız gibi parlıyor. Müzik